Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Şiron nedir ve Şiron'un burçlara etkisi nedir onu konuşuyor olacağız. Videoyu 3'e böldüm. Neden? Çünkü konumuz uzun. Detaylı anlatmak istiyorum. Sizlerin de aklında herhangi bir soru işareti kalmasın diye. Öncelikli olarak bu bahsettiğimiz işte Şiron diye okuduğumuz varlık ya da ne diyelim yaratık nedir ondan bahsedelim. Astrolojide Şiron önemli bir kavramdır. Çünkü sizin hayat boyu hangi konulardan acı tecrübeler yaşayabileceğinizi gösteren bir konu. Ve aynı zamanda bu konuları nasıl düzeltebileceğinizi de size yansıtıyor. Şimdi mitolojiyle ilgilenenler varsa aranızda aslında Şiron'u biliyorlardı. Şiron gayrimeşru bir çocuk. Mitolojide bu şekilde anlatılıyor. Yarı insan, yarı at görünümlü bir yaratık. Ve önemli astrologlar zaten bu konuyu daha detaylı anlatıyor ve daha detaylı bilgi veriyor ama ben öğrenme aşamasındaki bir öğrenci olarak şu şekilde anlatıyorum. Hayatınızda Şiron'un yer aldığı burç, insanlaşmaya çalışan yönümüzü gösteriyor. Yani şöyle söyleyebilirim size. Bizim en çok sınav yaşayacağımız konular da onlar. Eğer o konularda düzeltmeleri yaparsak en çok insanlaşmaya yani manevi anlamda doyuma ulaşacağımız noktalar da onlar. Yani kendi içerisinde yin yang dediğimiz bir bütünlük barındırıyor. Bu oluşum sayesinde bazen acı çekerek, bazen yaralanarak, bazen büyük dersler alarak empati yapmayı öğreniyoruz. Yani oldukça eğitimci bir obje diyelim bizim için hayatımızda yer alan ve bizim duygusal yönümüzü geliştirmeye, desteklemeye yarayan mitolojik bir kavram diyebiliriz. Tam nasıl anlatacağımı böyle bilmiyorum. Biraz belki havada anlattım ama burçlara geçtiğimiz zaman çok daha iyi anlıyor olacaksınız. Doğum saatinizle tabii ki nasıl yükselen burcunuzu, ay burcunuzu buluyorsanız Şiron'unuzu da bulabiliyorsunuz. Haritalarımızda Şiron'un olduğu nokta, yani Şiron'un olduğu burç, başkalarına iyi geldiğimiz ve fayda sağladığımız noktalardır. On işleri yaptıkça biz daha mutlu olmaya, daha faydalı olmaya, daha duygusal doyuma ulaşmaya başlarız. Çocukluğumuzda da en çok yara aldığımız, en çok incindiğimiz, hırpalandığımız, acı tecrübeler yaşadığımız nokta bizim Şiron'umuzdur. Özellikle 5 ve 28 yaş arasında aldığımız duygusal travmaların %80'lik, %90'lık dilimini aslında Şiron oluşturur. 50 yaşından sonra da aslında biz burada fayda elde etmeye başlarız. Hani bir önceki videolarımda Satürn döngüsünü nedir, ne demektir, işte bizi nasıl etkiler, nasıl işte büyütür, nasıl dersler alırız diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Ve işte kimlerin Satürn döngüsünden etkilendiklerini, etkileneceklerini anlatmıştık hangi yıllar arasında. Şimdi farkındaysanız önce duygusal olarak büyümeye çalışıyoruz. 5 ile 28 yaş arası. 29 ve 31 arası Satürn döngüsüne giriyoruz. Şimdi her iki videoyu izleyen arkadaşlar bunu hemen kafalarında oturtturmuşlardır. Ama bunun şöyle bir faydası var. Önce duygusal doyum. Ardından sorumluluk ve maddi doyumlar ve 30'lu yaşlardan sonra yani özellikle 31-32'den sonra da artık karakterin, davranış şekillerinin tamamen oturması ve yükselen burcun etkileri içerisine girme noktamız. Tam herhalde kafada oturmuştur diye tahmin ediyorum. Tabii ki ilgilenen insanlar için daha farklı anlamlar taşıyor. İlgilenmeyen insanlar için de çok bir anlam taşımayabilir. Şimdi ilk olarak burçlarla başlayalım. Koç burcunda Şiron. Şimdi eğer sizin Şironunuz Koç burcundaydı, Koç burcundaysa konuşamadım. Fiziksel anlamda kendini beğenmemek, kendisiyle ve benliğiyle ilgili problemler, yanlış cümleler veya yaralayıcı konuşmalar yapmak, toleranslı olmamak, ne istediğini bilmemek sizin zayıf yanlarınızdır. Yani eğer sizin Şiron'unuz Koç burcundaysa siz kendinizi çok beğenmezsiniz. İşte insanlara karşı toleranslı değilsinizdir. Bencil davranırsınız. Yeri gelir. Çok yanlış yerlerde çok yanlış cümleler kurabilirsiniz ve ne istediğinizi bilmezsiniz. Peki biz bunu nasıl faydaya dönüştüreceğiz?
Şimdi o noktaya bakalım. Eğer Chiron'unuz Koç burcundaysa bir kere öncelikle kendinizi kabul edeceksiniz. Ben buyum, bu şekilde değişebilirim, kendimi bu şekilde değiştirebilirim demeye başladığınız zaman ve insanlara karşı toleranslı davranıp daha kibar, daha yüksek volümden olmayan cümleler kurmaya başladığınız zaman işte siz Chiron'un faydalarını görmeye başlarsınız. Bunun içinde ne yapmanız lazım? İnternette araştırabilirsiniz. Chiron'um Koç burcundaysa hangi davranışlar bana bunun için fayda sağlar diye araştırdığınızda aslında bunun örneklerini bulabilirsiniz. Ve Chiron'da girdiği burçta 7 yıl kalan bir gezegen demeyeyim de bir süreç öyle söyleyelim. Ve bu anlamda da 2011 yılıyla hatta 7 yıldan daha fazla Chiron Koç burcuna geçti. 2027 yılına kadar da burada yer alacak. Yanlış bilmiyorsam, belki tarihleri yanlış hatırlıyor olabilirim ama bitiş tarihi 2027, ondan eminim. Bu anlamda bizim bu dönemde, yani tüm insanlarda belki bunu görebilirsiniz, toleransımız inanılmaz derecede azaldı. Kendimizi hiç beğenmiyoruz. Estetik ameliyatlarla, büyük ya da küçük müdahalelerle kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz ve ne istediğimizi bilmiyoruz. Ve bu özellikle son 10-15 yılda inanılmaz büyük bir noktaya ulaştı farkındaysanız. Mesela ne diyoruz? Haberleri okuyoruz. Kimsenin kimseye toleransı kalmadı. İşte ay herkes çok ağır laflar konuşuyor. İşte ay kendimi hiç beğenmiyorum. Aslında neden? Çünkü şu an dünyadaki tüm süreçler Koç burcu tarafında ilerliyor Chiron'da. Bu nedenle sizin Chiron'unuz ikizlerde bile olsa aslında Koç'un etkisinden de etkileniyorsunuz. Bunun tam tersini nasıl yapabiliriz? Toleranslı olarak, öncelikle kendimizi beğenerek, ne istediğimizi bularak ve tabii ki çok büyük cümleler, çok büyük laflar etmeyerek bunu sağlayabiliriz. Peki Chiron Boğa burcunda. Chiron Boğa burcundaysa en büyük gayelerinizden bir tanesi maddi ve manevi olarak refah içinde olmaktır. Paraya çok değer verirsiniz. Yatırımlardan kazanç sağlamak sizin için çok büyük bir yetenektir. En büyük korkularınızdan biri de fakir olmak ve paranın gücünü kaybetmektir. Eğer Chiron'unuz Boğa burcundaysa şöyledir astrologlar. Parayı paylaşmayı öğrenin. İnsanlara yatırım yapmaları konusunda destek sağlayın. Yardımcı olun. Maddi ve manevi olarak insanlara sürekli yardım etmeye çalışın ki siz de ruhunuzdaki o yarayı doyurabilirsiniz. Paraya aşırı değer vermeyin. Gönüllü işler yapmaya çalışın. Yani işte Chiron böyle bir şey. Bizi yaralayan noktayı yine biz aynı şekilde iyileştirebiliyoruz. Bu nedenle önemli bir oluşum mitolojide ve astrolojide. Ve benim Chiron Boğa burcunda olan bir arkadaşım vardı. Gerçekten ama gerçekten yani çok iyi bir insan olmasına rağmen para onun için her şeyden önemliydi. Yani o parayı kaybetmek, işte parasız kalmak hayatındaki en büyük korkularından bir tanesiydi. Tabii ki o hani bunu bilmiyordu. Biz onun doğum haritasına baktığımızda bunu fark ettik. Ama en önemli nokta onlar için maddi değer. O yüzden maddi değeri hayatlarında ikinci plana atmaları gerekiyor. Eğer sizin de Chiron'unuzun burcunu biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Merak ediyorum. Siz de bu etkilerden etkileniyor musunuz? Ya da bunları nasıl telafi etmeye çalışıyorsunuz? Merak ediyorum. Şimdi videomuzu burada sonlandırıyoruz. İkinci videomuzda Chiron İkizler burcunda da devam edeceğiz.